diye, etsin diye, gizlesin diye. Neyse, şimdi şey diyoruz, ben size bu kitaptan bir hadis okuyacağım. Şimdi bunların rakamlarla ilgili birkaç hadisi var. Mesela bir tanesi Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de geçen bir hadis. Peygamber diyor, tabi peygamberden sonra illa böyle uyduruk bir kelime var sallallahu aleyhi ve sellem. Lütfen salavat çarpıtmasına bakın. Bu ifade böyle bir şey söyleyiniz demiyor. Yapılacak bir işle alakalı bir şey. Bunun da anlamını çarpıtmışlar. Salavat çarpıtması. YouTube'da aratınız. Neyse, ondan sonra bize ezanı 19 kelime öğretti. Ama mevcut ezan 19 kelime değil. Sayınız 19 kelime değil. Yani tekrarsız olarak sayınız. Bakarsınız ki fazlalık var. İşin ilginci, o fazla sayınca eşhedü enne Muhammeden Resulullah 5 tane kelimeyi fazla göreceksin. Yani bugün 19 yerine 24 kelime var. Onun için problemliler sayılarla, çünkü hadislerindeki sayıya uymuyor kendi şeyleri. Ama buradaki çok hoş. Burada tabii ki bunu okuyunuz. Ebu Hanife için şey diyor. Ehli rey. Ehli rey eline bak. Ebu neyse. Şey yani hadisle şey fetva vermedi diye eleştiriyorlar şey Ebu Hanife. Tabii daha sonra Hanefi mezhebi aslında Ebu Hanife'nin görüşlerini, isminin suistimaliyle oluşturan uyduruk bir mezhep. İmam Yusuf Muhammed yoluyla işte halife denilen sultanlar tarafından uydurtulmuş bir mezhep. Kılıfına uydurmuşlar. Şimdi diyor ki burada diyor ki aklını kullanma diyor. Rey diyor kötü. Rey diyor seni diyor şey eder, dinden çıkarır diyor. Bak diyor bu hadise nasıl rey yaparsın, nasıl aklını kullanırsın diyor. Aklını kullanma diyor. Onun için İslam akıl dini değil, nakil dinidir diyorlar ya, buradan kaynaklanıyor. Burada aklı kötülüyor. Ehli rey'i kötülüyor. Diyor ki biz Muvatta'da Malik'ten, şunu bir şey diyeyim, eğer okumak isterseniz çok hoş. Gördünüz mü? Tamam. Biz Muvatta'da Malik'ten, o da Rabia bin Ebi Abdurrahman'dan tahdis olunduk. Rabia dedi ki, Said bin el-Museyyib'e bir kadının bir tek parmağın diyeti nedir dedim. 10 deve dedi. Ben, iki parmağın ki kaç devedir? Bir parmak 10. İki parmak, Said 20 deve dedi. Peki, üç parmağın ki kaç devedir dedim. 30 deve dedi. Dört parmağın ki kaç devedir? Yani dört parmağını keserse, bir kadının dört parmağını keserse, 20 deve dedi. Düşünüyor musunuz? Bir parmağın cezası, diyeti 10 devedir. Bir kadın bir parmağını kesersen 10 deve ödemen lazım. Ceza olarak o kadına. Eğer 2 parmak 20 deve. Eğer 3 parmak 30 deve. 4 parmak, size düşünme fırsatı vermem lazımdı. Yanlış yaptım yani. 4 parmak ne? Kaç deve? 40 deve demen lazım. Yok. 20 deve. Tenzilat var. 20 deve tenzilat var. Yani 3 parmak kesersen aptalsın. Hemen 4. parmağı da kesmen lazım. Daha fazla parmak kesmen lazım ki daha az deve diyet ödeyesin. Hadis. Şimdi diyor ki ben yara büyüyüp zarap arttıkça diyeti azalıyor dedim. Said dedi ki ey kardeşimin oğlu sünnet böyle. İki nokta ve bir de ünlem var. Sünnet böyle. Şeytanın sünneti bu. Allah'ın sünneti. Kur'an'a göre Allah'ın sünneti. Sünnetullah. Ama şeytanın uydurduğu sünnet haşa peygambere. Sanki peygamber Allah'ın sünnetine karşı geliyordu gibi. 73. Nerede geçiyormuş bu? Muvatta ve Hanbel. İbni Hanbel. İki tane sahih uyduruk hadis kitabı. Çok sahih uyduruk. Muvatta'nın 43. kitabının 11. babında falan sayfasında veriyor. İbn Hanbel 2. kitabının veya babının 182. hadisi falan. Şimdi devam ediyor. Ondan sonra tabii kıyastan sakınınız. Ondan sonra devam ediyor. Ebu Muhammed bana çok ilginç.
Er-Riyaşi tahdis etti, dedi. Bize El-Esma'yı Ömer bin Ebi Zaid'den haber verdi. Ömer bin Ebi Zaid'e. Eşşabi'ye bu kıyasa gelmiyor denildi. Bunun üzerine Eşşabi erkeğin tenasül üzvünü zikrederek kıyasa sövdü. Kıyasa yani akıl yürütmeye sövdü. Görüyor musunuz? Sövüyor adam. Bunlar iyi. Bunlar hadisçiler. Ehli rey kötü. Şafii mezhebine göre bu büyük ihtimalle Şafii. Şafii değil ise Şambeli. Hanbeli. Bana Er-Riyaşi Ebu Yakub el Hah şimdi şu bölümü okuyoruz. Bana Er-Riyaşi Ebu Yakub el Hattabi'den, o da amcasından, o da Ez-Zühri'den tahdis etti ki Ez-Zühri şöyle demiştir. Hadis erkektir. Onu adamların erkek olanları sever, kadın olanları da sevmezler. Hadis erkektir. Onu erkek olanları sever. 70. Evet. Ne diyor? 79. El-Faqih ve'l-Mutefakkih kitabından alıyor. Hadis erkekmiş, erkekler seviyor. Kadınlar sevmezmiş. O zaman hadisçiler bunlara girer mi? Seksüel. Homo. İnanılmaz bir şey ya. Bu da müdafaa. Hadis müdafaası. Te'liful muhtaleful ehadis. Bu kitabı mutlaka okuyunuz. Ben baştan sona inanılmaz. Yani şey için, gülmek için okuyor ama trajedi. Böyle notlar falan almışım çok eskiden. Ya bu kitabı bizim basmamız lazım eğer piyasada yoksa. Böyle komik şeyler de var. Düşüncenin yalanladığı bir hadis. Neymiş bu? Maymunlarla ilgili, maymunların maymunları taşlamasıyla zina cezasını uyguluyor ya, maymunlardan ibret alıyorlar, ders alıyorlar. Örnek maymun. Ya onlar bile rejim yapmışlar. Biz Sünniler nasıl rejim yapmayız? Haydi! Ve bunu maymunların rejim ettiğini gören adamın da ismi, kocası sahabe, onun da ismi İbn-i Meymun. İbn-i Meymun. Çok ilginç şeyler var. Ama neler neler. Burada diyor akıl kullanmayacaksın. Bak düşüncenin yalanladığı bir hadis. E bu hadisi mi kabul edeceksin düşünceyi? Düşünceyi terk et diyor. Hadisi sünneti izle. İşte İslam dünyasının içinde bulunduğu felaketin temel sebebi bu. Temel sebebi bu. Kur'an'a rakip olarak, ortak olarak oluşturulan kitaplar. Neyse. Çok uzattım. Selam ve sevgilerimle. Böylece hadiste bir mucize gördük. Bir parmak 10 deve, 2 parmak kesersen diyeti 20 deve, 3 parmak 30 deve, 4 parmak tenzilat var. %100 tenzilat. 20 deve. Selam ve sevgilerimle.